Dostlar merhaba, bugün sizlere gene yeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü incelememiz kablosuz kulaklık arkadaşlar. Bugün size bu ürünü açacağız, içerisinden neler çıkacak ondan bahsedeceğim. Ve biraz da bağlantı yapısından bahsedeceğim, telefona bağlayacağız. Ve biraz inceleyeceğiz arkadaşlar. Ürünümüz bu arkadaşlar, şöyle ismini göstereyim ben. Gördüğünüz gibi kablosuz kulaklık diyor, F9. Siyah rengini seçtik biz. Şimdi özelliklerine bakalım. Wireless'la bağlanabiliyorsunuz. Kablosuz kulaklık. Gelen aramalara cevap verebiliyorsunuz. İyi bir pil kapasitesi olduğundan bahsediliyor arkadaşlar. Burada bir barkod konmuş. Gördüğünüz gibi fazla şey yok. Kutusu sade oldukça, önü arkasında bu şekilde resim var. Marka belirtilmiş, model 5.0. Ve dokunmatik özelliği olduğunu zaten burada belirtilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de parmak izi dokunmatik sembolü burada mevcut. Burada da teknik detaylar var. İki tarafına da yerleştirilmiş. Sade bir kutusu. Küçük. Kompakt bir kutu var arkadaşlar elimizde. Ama ben bu kulaklığı önceden kullanmıştım. Hatta belki kanalımızda bir video da olabilir bununla ilgili. Uzun kullanım testiyle ilgili. Ama bu kulaklıkla ilgili birkaç sorular aldım arkadaşlar. Kutu içeriğiyle ilgili daha detaylı çekim istediler. Ondan dolayı da bu videoyu sizlere yapmak istedim. Şimdi kutusunu açalım. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Öyle pahalı bir ürün değil. Ben alt tarafa linkini açacağım. Yaklaşık 14-15 euro civarında. İşte Türk parasıyla da çevirirsiniz. Hatta direkt Türk parası olarak da alabilirsiniz. Arkadaşlar zaten kulaklık şu anda açık. Demek ki dokunmuşuz. Şu anda zaten bu şekilde içerisinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi sizinle birlikte açıyorum. Başka kutusunda bir şey var mı? Gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Bu şekilde bizi karşılıyor. Bir tane power kutusu var arkadaşlar. Yani güç kutusu burada mevcut. Bu güç kutusu oldukça iyi arkadaşlar. Telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Artı kulaklığınızı da şarj edebiliyorsunuz. Burada bir paneli var. Gösterge paneli arkadaşlar. Kulaklıkları buraya taktığınızda hemen şöyle size göstereyim. Şöyle şunları bir çıkartalım. Hepsini. Şöyle. Bunda zaten başka bir şey yok arkadaşlar. Bir de şey var. Poşeti var. Onu da birazdan açacağız. Buraya koyduğumuzda gördüğünüz gibi direkt ben hemen şarj etmeye başladı. Şimdi şarj ettiğini nereden anlıyorum? Arka tarafında ledler var arkadaşlar. Bu ledler hareket ettiğinde şarj ettiğini gösteriyor. Zaten şarj ettiği anda da kırmızı gidiyor arkadaşlar. Hemen bunu da buraya koyalım. Gördüğünüz gibi iki kulaklığımız da şarj edilmeye başladı. Size şöyle yakın çekimden göstereyim arkadaşlar. Şuradaki oran ise buradaki kutunun şarj doluluk oranı arkadaşlar. Yani %74 kapasitesi mevcut şu an içerisinde. Yani %74'lük bir pil kapasitesi var içerisinde. %100 değil, yani dolunması gerekiyor. Tabii ki fabrikasyon bir şarj. Arkadaşlar bu mıknatıslı bir şey. Yani açılma imkanı yok. Çantanıza falan attığınızda öyle bir açılma yok. Kulaklığınızın kırılma veya ezilme darbe ihtimali yok. Ayrıca de buradan gene görebiliyorsunuz. Şeffaf bir cama sahip. Cam değil de plastik. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Şeffaf bir plastik, siyah. Tabii ki de burada işte şarj olduğunu takip edebiliyorsunuz. Gene pil kapasitesini görebiliyorsunuz kutunun. Burada iki tarafta sağlı sollu ledlerin de, yani kulaklıkların üzerindeki ledlerle de kulaklıkların şarj durumunda olduğunu takip edebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi çantanızda falan hiçbir şekilde zarar görmeyecek şekilde sağlam, kaliteli, kapağı da açılmayacak şekilde mıknatıs sistemli bir kompakt kulaklık kablosu kulaklık. Biraz kutu büyük ama kutunun büyük olması tabii ki de bunun pil kapasitesi ile ilgili. Arka tarafta arkadaşlar iki giriş kısmı var. Şöyle bir soket var. Bunu çıkartıyorsunuz. Buraya telefonunuzun USB kısmını sokuyorsunuz. Tabii bu şimdi yeni telefonlarda Type-C oldu. Bu biraz daha zor. Type-C girişi mevcut değil. Eski telefon sistemlerine uygun. Yani USB çıkışı var. USB out yazıyor zaten arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim ben size. Burada sadece telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. USB'yi buraya takıyorsunuz. Buradan da telefonunuza belli bir miktar şarj edebilirsiniz. Tabii çok yüksek bir pil kapasitesi yok. Gene telefonunuzu açabilecek kadar çalıştırabilirsiniz. Burada gene küçük micro USB girişi var arkadaşlar. Eski Type-C değil, normal giriş.
Buradan da kutuyu şarj ediyorsunuz. Gene buraya düşünülmüş güzel bir şey. Böyle USB'ye hani arasına toz, toprak bir şeyler girmesin diye de böyle bir kapak konmuş. Güzel bir şey, detay. Şöyle kapatıyorsunuz ki zedelenmesin diye. Hemen şöyle size biraz mantığından bahsedeyim arkadaşlar. Birazdan da bağlantısını göstereyim size bir Samsung telefon üzerinden. Şimdi kulaklığımız şöyle arkadaşlar. Üzerinde yakın çekimi göstermek istiyorum sizlere ki detaylı görün. Alt tarafında gördüğünüz gibi kontak yerleri var. Bu kontak yerleri pil, yani kulaklıkların pilini doldurması için şuradaki iki tırnağa kontak ediyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Oralara dokunduğu anda da direktmen şarj almaya başlıyor. Sağ, sol olarak da üstünde belirtiliyor. Şu anda LED'in bu durumda olduğu Bluetooth aradığını gösteriyor arkadaşlar. Birazdan eşleştireceğiz. Nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi buradaki dokunmatik yerlerde arkadaşlar işte bir kere dokunduğunuzda durduruyor. İki kere dokunduğunuzda şarkıyı atlatıyor. Ya da gelen aramaya cevap verdiğinizde dokunduğunuzda da gelen aramayı açıyor arkadaşlar. Üzerinde mikrofon sistemi mevcut. Gelen aramaları da buradan konuşabiliyorsunuz demiştik zaten. Aynı şekilde bu kulaklığın özelliği bu tarafta da mevcut arkadaşlar. Güzel. Fazla da böyle size kutuyla ilgili fazla bir şey anlatamayacağım. Güzel, sade. Şimdi biraz da şu poşeti inceleyelim. Burada gene kulaklığınıza ayarlayabileceğiniz ölçüler var arkadaşlar. Güzel detay. Buraya ayrı bir paketin içerisinde yerleştirilmiş. İşte kulak büyüğümüze göre buradan ayarlayabilirsiniz. Burada da gene işte kutuyu şarj edebilmeniz için de bir şarj kablosu konmuş. Güzel bir paketlenme var arkadaşlar. Artık içinde de bir kitapçık var. Okur musunuz bilmiyorum. Ben okumuyorum. Şimdi beraber şu aleti bir çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle ben bir telefonumu açayım. Şimdi bağlantı için arkadaşlar ben bir daha takacağım. Eğer bağlantı kurmazsa şöyle bir takıp tekrardan çıkarttığınızda cihazlar kendini resetlemiş oluyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim, gördüğünüz gibi ledler arıyor şu anda. Şu anda eşleştirmek için F9'u tıkladım tekrardan. Buydu gördüğünüz gibi. Tamam diyorum. Yalnız arkadaşlar şuna dikkat edin. Şu anda zaten gördüğünüz gibi arama ve medya sesi için bağlı yazıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bluetooth kulaklıkları bağlarken mesela etrafta eğer başka cihazlar varsa arkadaşlar Bluetooth açık bağlayamayabilirsiniz. O Bluetooth, yani Bluetooth açık cihazları kapatın. Ondan sonra deneyin. Daha kolay bağlantı kurabileceksiniz. Şöyle sizin için bir şey açalım arkadaşlar. Bluetooth kulaklığın çalışıp çalışmadığını. Şöyle bir dizi açalım. Şu anda büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi medya F9 üzerinde oynatılıyor diyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim ben. Şu anda bağlandı ve kulaklıklardan ses geliyor. Tabii ki de siz bunu duyamıyorsunuz. Şimdi bakın dokunacağım ve durduracağım. Gördüğünüz gibi dokunuyorum ve devam ettiriyorum. İki kere dokunuyorum. Normalde müzik çalarken yapıyorsunuz bunu arkadaşlar. Bakın iki kere de şeye girdi. Tabi bu kullandığım uygulamadan dolayı farklılık gösteriyor. YouTube üzerinden baktığımız için şu anda. Eğer siz bir müzik çalar üzerinden kumanda etmek isterseniz iki kere tıkladığınızda MP3'ü atlatacaktır. Bir kere tıkladığınızda da durduracaktır. Yani gelen aramalarda da bir kere tıklarsanız direktmen Bluetooth kulaklık sistemine geçiyorsunuz. Ben size alt tarafa detaylı bir bilgi atarım. Teknik detaylarını. Ama şunu söyleyebilirim. Çünkü ben bunu kullanmıştım önceden. Rahatlıkla arkadaşlar, yani şu kutuyu şarj ettiğinizde, telefonunuzu eğer şarj etmezseniz rahatlıkla bir 10-15 kere kulaklıkları şarj edebiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi bu kutuyla da telefonu şarj etmeye çalışalım. Pil kapasitesi 2200 mAh arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani bu kutuyla da bunu şarj edebiliyorsunuz. Şimdi size göstereceğim. Şuradaki aleti çıkartalım. Telefonun kendi şarj kablosu arkadaşlar. Buraya takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buradan da buraya takıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de direktmen şarja bağlamış oldu. Telefonunuzu şu anda şarj ediyorsunuz. Ve anlık da burada kutunun değerini görebiliyorsunuz. Yani yanınızda hem bir güç kutusu taşıyorsunuz, hem kulaklarınızı şarj ediyorsunuz, hem de
MP3'lerinizi dinleyebiliyorsunuz. Güzel bir kutu arkadaşlar. Hem şarj durumunuzu, yani yolda kaldığınızda acil bir durumda telefonunuzu her zaman şarj edebilirsiniz. Ayrıyetlerinde bir yandan da kulaklıklarınızı kullanıp istediğiniz yerde de şarjınıza devam edebilirsiniz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.